Milletin alacak hali kalmadı, ekmek bulamıyor dedi. Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısı üzerinden sözü ekonomiye getirdi. CHP grubuna seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete grip aşısı ve yargı başlıklarıyla da yüklendi. Fransız mallarını boykot edin diyor. Ya Fransız mallarını alacak vatandaşta hal mi kaldı Allah aşkına? Sanki servisçi akşam eve gidince işine bir Fransız parfümü aldım sana, bunu söyleyeceğim. Adam ekmek bulamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısına bu sözlerle karşılık verdi. Gündeminde Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığı pandemi toplantısı da vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Niçin? Başarıyı sindiremiyorlar. Yani demokrasiyi sindiremiyorlar. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri eleştiri oklarını İstanbul valisine yöneltti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak, sayın vali sen bunun gereğini niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Salgınla mücadele ve grip aşısı tartışması üzerinden iktidarı da hedef aldı CHP lideri. İngiltere'de 30 milyon doz, bizde 1,5 milyon. Niçin? Bizim insanımız değersiz mi? Eminim bu 1,5 milyon dozla torpili alan, adamını bulanı alıp kullanacak. Yine olan garibana olacak. Hatay'da önlenen terör saldırısına da değinen CHP lideri, teröre karşı ortak duruş sergilemek zorundayız dedi. Ardından sözü Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına getirdi. Anayasayı ihlal eden bir hakim hakkında soruşturma açmamız gerekir dedin mi acaba sen hiç? Adalet Bakanı'nda yatacak yeri yoktur. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar.